Ama bomba. Vallahi bomba fırtına. Rüzgar, ama güneş var. Rüzgar bizi uçurmadan ben sana tutunayım. Peki yani benim en çok sevdiğim şey ne? Yemek. Antalya'da yemek yok. Nereye gidiyoruz biz şimdi? Nereye? Nereye gidiyoruz sence? İyi. Tabii ki yemeğe. Sana her zamanki yine bomba gibi yemek yapacağım. Merak etme sen. Sevgili Yeliz Hanım, sevgili Cüneyt. He canım. Coğrafya kaderdir, doğru mudur? Kesinlikle. Siz de katılıyorsunuz. Zaten sanırım öyle bir yemek yapacaksınız. Ben şunu merak ediyorum mümkünse hanımefendiden. Bu bölgedeki yörük kültürü hakkında mutfakla ilgili neler söylersiniz? Yörük kültürü açıkçası tamamen bu yörenin içerisinde gezerek, belirli yerlerde çadırlarını kurarak ve asla belli bir mekanı olmayan insanların her yöreden aldıkları güzellikleri karıştırarak güzel bir harmoniyle ve kendi usullerine uygun sofralarına koymalarıdır efendim. Peki Akdeniz mutfağı deyince ne anlamamız lazım? Antalya ile ilgili kısmı. Evet, Akdeniz mutfağında öncelikli zeytinyağı efendim, bildiğiniz üzere. Ve bizim Akdeniz mutfağında da Antalya'da kullandığımız kendi zeytinimiz tavşan yüreği olduğu gibi, bunun yanı sıra da yine Akdeniz'in belli başlı coğrafi ürünleriyle, sebzeleriyle ve etiyle harmanladığımız. Peki, ya da sade sunduğumuz yemekler. Yörük kültürü ve Akdeniz mutfağı nerede buluştu? Hangi yemeklerde buluştu? Şöyle, et ve sebzenin olduğu yemeklerde buluşur. Sadece etin olduğu ve bunun yanı sıra da bu etin çoğu zaman mevlütlerimizde, düğünlerimizde, eskiden düğünler salonlarda, otellerde değildi. Dışarıda kutlanan ve yemekli merasimler olarak düşünüldüğünde etin böyle salçalı güzel yapılan yemekleri vardır. Kırmızı et dediğimiz. Bunlar da buluşur. Bunun dışında fasulye gibi bakliyat türü benzeri şeylerin yine tahinle buluştuğu güzel, böyle arasına da sebzeler koyduğumuz yemekler var. Peki sen ne yapıyorsun şimdi bize? Tabii ki oğlak yapacağız. Hani coğrafya kaderdi ya, bu coğrafyanın kaderi de oğlak. Kolay gelsin. Evet. Kolay gelsin. Kafama bir şey takıldı. Denizden hiçbir şey çıkmıyor mu bu Akdeniz mutfağına? Çıkıyor tabii ki de. Çıkmaz mı? Şimdi o zaman biz bu oğlağımızı bir keselim, parçalayalım, doğrayalım ve fırına da gönderelim. Oy sizde. Gönderelim. Çiftliklerde mi yoksa dağlarda mı büyütüyorlar bunları? Dağlarda. Dağlarda değil mi? Evet. Onun için çok çok lezzetli oluyor. Evet, bu hayvanlar çok temiz hayvanlar. Bir insanın dokunduğu bir şeyi yemezler dahi. Aldıkları besinler gerçekten temiz, hiç dokunulmamış ve kendi başına buyruk. Aslında çok farklı hayvanlardır çünkü özgür ruhlu. Dağlarda gezerek kendi yemeklerini bulurlar. O nedenle de etleri diğer hayvanlardan farklı efendim. Keçi sütü için anne sütüne, anne sütüne eşdeğer. En yakın süt derler. Doğru. Sebebi de beslenme şeklindedir. Çiçeklerin, böceklerin frizlerini yerler. İnsanların bile gidemeyecekleri yerde bir friz görsünler. En uçuruma bile giderler, onu yerler. Dolayısıyla sütü gibi eti de o kadar güzel olur. Yani aslında ne yerseniz o olursunuz sözünün tam karşılığını bu oğlakta veya keçilerde bulabiliriz. Doğru. O kadar siz de bunları yiyorsunuz. Onlar en iyi şekilde besleniyorlar. Çok güzel oluyorlar. Siz de onu yiyorsunuz, o oluyorsunuz. Onun için özellikle keçi eti biraz sert olur, doğrudur. Çünkü çok geziyor, zıplıyor, hopluyor ama oğlak bambaşka olur. Çünkü körpedir. Dolayısıyla biz bir oğlak yapıyoruz. İnanılmaz da güzel olacak. Tam da mevsimi. Şu şekilde tam da mevsimi. Zaten evet, mevsiminde çok güzel olur. Şu şekilde parçalamamız bizim bunu kafidir. Tuzlayacağız. Sadece tuzlayacağız. Başka hiçbir şey baharat da kullanmayacağız. Size yardımcı olayım mı efendim? Ve baharat da kullanmayacağız. Sadece tamam, ve sadece tuzlayacağız. Ve de tandırımıza göndereceğiz. Oy. Bu şekilde parçalamamızın çok büyük önemi var. Çünkü zaten bu küçük bir canlı. Yaklaşık 8 kilo, 7-8 kilo kadar geliyor. Evet. Onun için ufak ufak doğrarsak bunu çok doğru bir şey yapmamış oluruz. Dolayısıyla evdeki insanlar da yaptıklarında lütfen bizim şu şekilde parçaladığımız şekilde parçalarlarsa yeterli olur. Peki Yeliz Hanımcığım, Antalya'da evlerde genelde kuzu koyun yerine
keçi ya da oğlak mı kullanılır? Evet, biz davar kullanırız, oğlak kullanırız çünkü kokmaz. Bu yörede koyun çok fazla yoktur zaten. Ve bizim ana karnında başladığımız ve yediğimiz ve sonrasında devam ettirdiğimiz ürün budur. Mübadeleden sonra gelişen elbette ki bir göçmen halkın yerleşimin olduğunu biliyoruz. O nedenle hala da var. Onların getirmiş olduğu kültür ile bizim yörük kültürünün güzel bir melez oluşumu var burada. Dolayısıyla ortak yemekler ve birbirine geçmiş yemekler var. Yarıcı, müsaade edersen ben bunu fırına atıp geliyorum. Gelişim oğlağımızı tandıra gönderdik. 2,5 saat pişme süresi var. O pişerken biz Antalya'nın olmazsa olmaz piyazını yapalım. Yapacağız. Ona ne piyazı, nasıl piyaz diyorlar? Efendim, Antalya'nın tahinli piyaz diyorlar değil soslu mi? Soslu piyazı. Evet. Şimdi onun için bize ne lazım? Şu fasulyeden başlayalım. Suyunu çok fazla almayalım diye bu kevgirle alalım. Tahinimizi alalım. Bunun içinde neler vardı Yeliciğim? Tahinimiz var. Antalya'nın böyle altın susamdan yapılan Manavgat tahini var. Çifte kavrulmuş. Limon suyumuz var. Tuzumuz var ve sarımsağımız var. Şimdi de soğanımızı da alalım. Soğan. Domatesi alalım. Domates, mis gibi. Maydanozumuza şöyle koyalım. Rüzgar bize azizlik yapma bugün lütfen. Bugün Poyraz var, evet, şansımız. Rüzgar yapma ne olur, kurban olsun. Olayım yapma, yapma, yapma. Piyazımız hazır olduğuna göre artık oğlağımıza dönebiliriz. Yeliciğim, gel şimdi bakalım eserimize bir bakalım. Koku fena. Eserimize bakalım. Koku fena. Açıyorum. Evet. Hokus ta pokus. What? Tata. Anam. Bunun başına kavga ederim. Bunun başında kavga ederim elimize yani. Elimize sağlık. Çok ben güzel görünüyor. Ben şunu şuraya alıyorum. Senden de pilavı rica ediyorum şuraya çok lütfen. Çok iyi pişmiş. Lütfen. Vallahi. Şimdi Yeliz'cim. Evet. Bu mangalın üzerinde, bu kömür ateşinin, odun kömürünün üstünde. Evet. Bunlara hafif bir aroma vereceğiz. Wow. Bir aroma vereceğiz. Evet. Onun için. İyi fikir. Aman Allah'ım. Tabii öyle bir pişmiş ki kaldırabilirsek. Oy. Evet, birbirinden ayrılmak üzere. Bir aroma vereceğiz. Şöyle bir aroma vereceğiz ona. Of 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 of. Of. Gerçekten de var ya. Şu aromayı bir verelim şuna. O kokuyu, aromayı da ona verince var ya. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Ben şu an fırının önünde, ciğercinin önündeki kediler. Sen bunun yanına bir şeyler daha yaptın. Evet, yine Antalya lezzetleri. Antalya lezzetleri, Antalya'nın değerleri. Kesinlikle. Antalya'nın kültürü, Antalya'nın yaşanmışlıklarını gösteren o yapmış olduğun malzemeleri de koyduğumuzda onların üzerine de azıcık bir şey konuşuruz. Antalya'nın cilvesi var. Antalya'nın cilvesi. 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 Evet. Ha. Kesinlikle sürdürülebilir yemek anlamında örnek alınması gereken bir yiyecek. Tabak diyelim. Kabak tatlımız var. Antalya'nın bal kabağı tatlısı. Yine salatalarda kullandığımız veya gerçekten güzel bir çerezlik olan tirmis var. Yine kuzu göbeği mantarı var. Kulaklı çorbamız var. Elimize, kolumuza, yüreğimize sağlık. En önemlisi Antalya'nın siz güzel insanları. Evet. Bu kültürü yaşatmış. Yaşatacağız. Yaşatıyoruz. Bugünlere getirmişsiniz. Doğru. Ve görüyorum ki daha da ileriye götüreceksiniz. Pilavı da Mehmet kardeşim yaptı. Ona da bir kere teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olsun, var ellerine olsun. Ellerine sağlık. Bu pilavın da bir özelliği var.
Neriydi bu? Bademli, bergamotlu. Bergamotlu. Çıtır böyle ananaslar ağzımıza geliyor. Bergamotlu, ananaslı, muhteşem bir pilav. Bir de kabak çekirdeği içimiz var. Of. Yeme de yanında yat diye boşuna demiyorlar. Antalya'ya iyi ki varsın.